Hepinize afiyet olsun. Değerli dostlar, ben 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Ve 21 yıl boyunca çözüm odaklı çalıştım. Kim geldiyse, şahıs, gruplar, cemiyetler, vakıflar, dernekler problemi söylediklerinde nasıl çözerim diyerek, o daha anlattığı yerde formülü geliştirerek çalıştık. Yerin altı da hareketli, üstü de hareketli. Yerin altında depremsellik var. Nüfusumuzun %71'i deprem bölgesinde yaşıyor. Böyle bir zorluğumuz var. Topraklarımızın %66'sı deprem bölgesi. Buna uygun davranmak durumundayız. Bununla ilgili zaten birçok çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde zaten onlar da huzurunuza gelecek, hep beraber göreceğiz. Türkiye'deki yapı stoğun neredeyse yarısını 10-15 yıl içerisinde yenileyeceğiz. Böyle çalışmalarımız var. Ama bunun dışında da tabii ki yer altındaki hareketlenen dışında da bu ülkenin yer üstünde de epeyce bir sıkıntısı var. 15 Temmuz'da bir vahşetle karşı karşıya kaldık mı? Kaldık. Büyük bir bela mıydı? Belaydı. O günkü adamlar geldi tanklarla sivil insanların üzerlerine kurşunlar yağdırdılar mı? Masum insanlar şehit ettiler, ettiler. Meclisi bombaladılar mı? Bombaladılar. Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladılar mı? Bombaladılar. Ey Batı! İki gün sonra dönüp bir tane geçmiş olsun deyin bari ya. Ya orada bir vahşet yaşandı. Hakikaten Türk halkı da destan yazdı. O halkı tebrik ediyoruz. Sivil iradesine sahip çıktı. Kendi iradesine sahip çıktı. Cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıktı. Devletine, milletine sahip çıktı. Bu bizim kriterlerimize çok uygun bir şey. Geçmiş olsun arkadaşlar. Bundan daha tabii ne olabilir? Batı bunu söylemekten bile kaçındı. Hep beraber izledik. Bir hafta 10 gün sonra şaşkınlıkları geçince niye başarılı olmadı bu darbe diye tartışmalar kurmaya başladılar. Gruplar kurup darbe niye başarılı olmadı diye onu tartışıyorlar. Sonra da tek tük çatlak sesler çıkmaya başladı. Orantısız güç kullanmıyorsunuz değil mi? O darbecilere dövmüyorsunuz, sövmüyorsunuz yani. Söylemek istedikleri o. Yapacak bir şey yok. Senelerde böyle değil miydi? Böyleydi. Ama aşikare oldu son bir sene içerisinde. Peki biz ne yapıyoruz? Hiç kimseye güvenmiyoruz. Önce Allah'a güveniyoruz. Sonra milletimize güveniyoruz. Çalışıyoruz. İşlerimiz de iyi gidiyor arkadaşlar. Emin ol hiç kimse moralini bozmasın. Bizim tarihimize bakın geriye doğru. Onlarca yıldır böyledir. Bu olaylar hep bizde yaşanır. Ama Allah'a hamdolsun bu olaylar karşısında basiretsiz değiliz. Olayların hepsine hakimiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Cesaretimiz de yerinde. Ve de çok çalışıyoruz. Çok çalıştığımız için de işlerimiz iyiye gidiyor. Bu belaları bertaraf edip geriye doğru atıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik olarak kalkınması yolunda da çok ciddi adımlar atıyoruz. Çok da güçleniyoruz. İşlerimiz de iyiye gidiyor. Son çeyrekte, daha sonraki büyüme hızlarına bakın bir. Yine Avrupa'da birinciyiz Allah'ın dostu. Gelişmeler, ihracat rakamları hepsi ümit verici. Çok da büyük yatırımlar yapılıyor Türkiye'de hala. Yapılmaya da devam edecek. Önünü kesmeye bazıları gayret edecekler. Açıktan veya gizli biz de tedbirlerimizi alıp büyümeye devam edeceğiz. Biz ne kadar büyürsek, biz ne kadar güçlü olursak emin olun bizden o kadar çekinirler. Birçok devletin ve milletin anladığı tek şey var. Uluslararası hukuk falan değil. O söylenen kibar kelamlar değil. Güç. İnşallah bizler güçlü olacağız.